Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Operatör Doktor Ahmet Demircan'ın istifasını sunduğu haberine onu yakından tanıyanlar inanmamış ve bu yüzden de önemsememişlerdir. Operatör Doktor Demircan, bakanlık makamına yeni oturmuş bir siyasetçi değildir. 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde devlet bakanlığı yapmıştır. Devlet adabını bilen biri olarak ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında kaos yaratacak bir davranış yerine sükunetin sağlanmasına çalışacak bir yapıyı tercih edecek tecrübeye sahiptir. Fıtratının gereği de budur. Uzun yıllardır bu duruşunu bozmadığı için hep saygı ve sevgi görmüştür. Öyleyse istifasını sundu haberiyle yaratılmak istenilen algı operasyonunda Demircan'ı kimler neden hedef seçmiştir? Bence 4 neden vardır. Birincisi, ona yasal olmayan bir işi yaptırmak mümkün değildir. Böyle beklenti içindekiler ondan hoşnut değildir. İkincisi, Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra özellikle bakanlık kadrolarında yaptığı atamalarda gösterdiği hakkaniyet de birilerinin tekerine çomak sokmuş olabilir. Üçüncüsü, sağlık hizmetlerindeki bürokrasiyi azaltıp işleyişe hız kazandırmak amacıyla yapılan düzenlemeler sonrası etki gücünü kaybedenler de rahatsızdır. Dördüncüsü ise sağlık sektöründe yerli ve milli üretime geçileceğini açıklamasından sonra yabancı şirketlerin büyük kazançları kaybetme endişesidir. İşte bu nedenlerden ötürü hepsinin hedefinde Sağlık Bakanı Operatör Doktor Ahmet Demircan'ın olması normaldir. Düzenleri bozulanlar gidici algısı yaratarak Demircan ve ekibinin moral motivasyonunu etkilemek istemektedir. O, Sağlık Bakanlığında geçmişte yaşananlar hatırlanırsa bu algının nedeni daha iyi ortaya çıkar. Demircan'ı yedirmeyiz. AK Parti sloganı gibi oldu ama gerçekten de öyle.